Günaydın. Günaydın. Gözümü açamıyorum şu anda. Saat 9:30. Ay bu ne? Bu arada yastık kılıflarım yok. Bunu fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü yıkandılar ve sonra takmaya üşendim. Bugün yılbaşı. Şu kalkıp konuşayım. Yatarak konuşulmaz. Ayıp. Falan yağmurlu gösteriyor. Ondan sonra yağmur yok galiba. Sonra günlük aptallık oluyor değil mi? Evet. Kendi kendine karar veren ev arkadaşım. Şu an saçını düzleştiriyor. Asla beni takmıyor. Git başımdan deme çekti şu anda. Hani Bahar'la ilk videomuz. Bahar'ın saçına merhaba diyeyim. Merhaba Bahar'ın saçı. Çok geldim. Neden? İlk deneyim. Evet, daha okey olduğu bir zamanda tanışacağız Bahar'la. Elveda Bahar'ın saçı. Bu mumları da şeyden aldım. Rossmann'dan aldım. 5 lira falandı. Dedim böyle bir yılbaşı şeysi olsun. Tostlarım mı? Tamam dur. Mini çantamda ne var videosu yapayım. Tamam. Buraya sığdı. Tamam. Bir de şey kağıt kalem alayım. Sen de çanta alacak mısın? Ya büyük çanta almayayım diyorum ama bilmiyorum. Tamam alma. O zaman bana kağıt lazım. Her şey sığdı ya. İnanılmaz. Böyle yapar. Şimdi tosta bakalım. Wow. Tostçu. Tostçu iri olmuşsun be. Olmuş bence. Yani tam şey yapmamış. İncelmemiş de. Bir şey olmaz yani. Yeriz bunları. Kaşarları çok akmış. Tamam boş veriyorum. Fişini çekiyorum. Bunu yayınlayamam. Çekilse de koymam manyak. Şimdi bunun üstünde bunu giyeceğim. Ay küçük bir kız gibi görünüyorum. Kollarım ne kadar ince gösterdi üstümdeki. Londra ganimeti. Zaten Londra konusunda iki pişmanlığım var. Biri daha fazla Nike'dan alışveriş yapmamam. İki. Burayı da bipleyeyim. O bence büyük bir. Şimdi bunun üstüne giyeyim. Ah, ay bence. Sen simsiyahsın yayın yok. Evet ya şimdi, müthiş. Bir de bana bak. Gel. Burcum yok kalk. Ya tamam. Kanka kırmızısın ben simsiyah. İçim kararmış galiba. Ah, rujum rujum benim yeni yıla tepkim, benim yeni yıldan hala umutlu olmam. Doğru. Küçükken bu hırkalara çok hayrandım. Evleri böyle olan. Ben de. Ve sürekli kesiyordum kendi hırkalarımı. Annem peşimden terlikle kovalıyordu. Benim de böyle bir tane sweetim var. Zorla aldırmıştım. Kolu böyle olsun diye. Niye böyle bir takıntımız varmış ki? Şemsiye de attın mı? Hı? Şemsiye. Evet. Tamam. Uyanmış mı? Uyanmış. O zaten daha gitmem çok hoş. Hazır mı? O zaman gel ve bizimle tanış. Merhaba. Merhaba. Abi çok beyazsın ve ben çok esmerim. Evet yakınmış. Ben bu kadar beyazım. Gel. Mi? Evet. Ben beyaz. Şimdi biz bebeğe gideceğiz. Evet sanırım. Gerildim değil mi? Evet. Anlık gerilme geliyor. Bebeğe gideceğiz. Bebekte plan yapacağız. Ne aldığımızı planlayacağız. Saat 3'te Aslı gelecek. 3'te evden çıkacak. 3. O belli değil tam. Belki hiç planımız yok. Biz gidiyoruz. Elveda. Bence yağmur yağmayacak. Ben inanıyorum diyeceğim. Yağıyor musun? Sanki dün kar yağacak gibiydi bence. Ben şu an üşümüyorum ya, soğuk ama. Üşümüyorum. Çok kalın giyindim çünkü. Değil mi? Oha ne güzel mekan olmuş. Fire room. Şeyde Şeyma Subaşı da mekanı kapatıyormuş. Evet. Kaos. Ne? Bir smoothie alıp 20 liraya sonra oturup beni izliyorlar demiş abi bir röportajından. Gerçekten. Evet. Dehşete düştüm. Burada Luke burası var. Burada parçiler, mantiler, bir şeyler oluyor. Alengirli bir mekan. Keşke şu evde oturabilsem. Of. Senin %100 yılbaşı konseptli olman ve benim simsiyah olmam. Annem yine şu an bana kızıyor. Neden? Nasıl giyinmişsin sen? Biz sen yine simsiyah diyor annem. Anne selam. Selam yine teyze. Sen de al. Videomuza yatırmayayım da. Hayır. Bayağı iyi. Evet. B bloktan da iyi. B bloktan kesin iyi. B blok tane çizgi. Evet doğru. B blokta ben geçen söylediğimde çok iyi. Takipindeyim. Evet. İnanılmaz koyuyor. Takipindeyim. Çıktık.
Sıvıda gideceğiz. Sıvıda yapacağız. Böyle biraz daha yemelik şeyler alacağız. Yemek yapmayı düşünmüyoruz çünkü. Test yapacağız. Sonra annemin böreklerini kazanacağız falan. Merhaba amca. Aslında annesi kek yapacak. Evet, aslında annesi kek yapacak falan. O yüzden de yemek yapmayalım diye düşündük. Böyle. Evet, şimdi alışverişimizin bir kısmını burada yapacağız. Akşam salata mı yapsak böyle? Evet, nerede oluyordu? Bak şurada kanka. Ha bak, paketlemişler. Şu an facia yaşadık. Biz Bebek'teydik ve oradan şarküterinin tekinden ev yapımı, ezme falan alacaktık. Sonra bu da pahalıdır diye düşünüp almadık. Migros'tan alalım dedik. Ama Migros'ta çok daha pahalıymış. Hatta böyle 45 liraya aldığımız patlıcanlı meze, kilosu 45 lira olan burada 65 lira ve ay çok mutsuzuz aşırı. Buradan kuru yemiş alırız anlık olarak. Buna karar verdik. Sonra başka? Saçım başım da iğrenç oldu ya. Kulağımın kulaklık takmaktan iyice şey almış. Zonkladı çıkardığımda. Diğer şeyler alacağız. Eve gideceğiz. Biz yeter. Yoruldum ya. Ben çok yoruldum. Saat kaç oldu lan? Bir de karnım acıktı galiba. Midem bulanıyor benim. Ben gidiyorum. Buradan bir mantar alalım. Fırında mantar yapacağız çünkü. Bu değil. Bu da açık. Öf. Değil. Bu iyi ya. Açık mı? Şey yapacağız. Kanepe. O yüzden kürdan arıyorum şu anda. Ha buldum. Ama bu kürdan değil ki. Bu tahta karıştırıcı. Bir şey söyleyeceğim. Kürdan bulamıyorum şu anda. Acil kürdan destek attı. Şurada olmalı. Neredeymiş ya? Dırın. Yok abi. Bir 600'lük kürdan almak istedik. Fiyata bakar mısınız? 6 lira. 6 lira kürdan olabilir mi ya? Almayacağız abi. Alma abi. Hayır, bununla tur atıp bırakmayı düşünmem peki. Evet, duygusal boşluklarımızı... Bu nasıl bir yılbaşı ya? Bu nasıl yıkıklık ya? Bir şeyler oluyor orada. Bir şeyler oluyor ve anlamıyorum ne olduğunu. Evet. Şimdi bunları aldım. Eve geldik. Bugün bir misafirimiz daha var. Aslında ben vlog çekiyorum. Ya şaka yapıyorsunuz. Evet. Bu kadar aynı söylememem. Aslında bugün biz de beraber. Aslında hay kızım evde. Merhaba. Alışırsın yakında. Daha çok zor alıştı ama alıştı. 2-3 tane tencere var. Onları yıkayacağım. Annemden paçanga böreğinin nasıl yapıldığını öğrendim. Onları yapacağız. Aynen. Seri çok poşete attık. Tamam mı? İyi gibi ya. Zaten diğerleri yüksekti. O yüzden önemsemedim. Evet, şu an bahar yılbaşı öncesi temizliğinde. Kolay gelsin. Gerçekten şu an çanta, süpürge ve üstün müthiş. 2020'ye hazırız. Vah garibim. Bu evdeki ilk bedelim bu. Şimdi şey yapacağız, kanepe yapacağız. Ve hindi fümeyle kanepe. Hayatımda hiç yapmadım ama bence yapabilirim yani. Hep özenirdim. Çocukken böyle hani böyle zengin kokteyllerinde kanepeler olurdu ya. O aklıma geldi ve canım bu yüzden yapmak istedi. Peki kenarlarını atıyor muyum? Maybe something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Elma dilim patates yapacağız. Kanepelerimiz hazır ve birazcık cips vesaire vesaire mumlar. Aslında annesinin gönderdiği açmalar. Evet, bu masanın 3 kişilik olduğuna ben de inanmıyorum. Hiç kimse inanmıyor ama bunu yaptık. Ya bu biraz göz açlığına girmedi mi ya? Her şeyi nasıl aldık bilmiyorum. Ve giyindik şimdi de. Ve bir süslenelim, evde süslü olalım. Şimdikini bu arada sormayın çünkü Kadıköy Çilek Sokak'tan aldım. İnanmayacaksınız ama 60 TL verdim. Şöyle göstereyim. Mutlu yıllar yapacağız, hadi gelin bana. Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Şu an bu arada kıyafet değiştirdim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama daha deminkiyle içim rahat etmedi. Kırmızı Afrodit, gecede 5 kıyafet. Abi yakasına çok sahip çıkamayacaktım çünkü. Ne kadar biz bize de olsak fotoğraf çekileceğiz şu an. Senin 2 saat önce iş görüşmesi için aldıkları aklıma geliyor. Evet ve görüştüm. Bence de sonra bir dünyamı kaybettim. Şurada düşüyordum. Onlar küçük şeyler. Bu kadar ciddiye alın bilmiyordum. Ben oturalım.
arada videoyu kapatmayı unutmuşum. Şu anda montaj arasında hemen konuya girdim. Umarım bu yıl sizin yılınız olur. Umarım dilediğiniz, istediğiniz, gönlünüzden geçen her şey gerçek olur diyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Elimden geldiği kadar bugünü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çok aksiyonlu bir gün değildi ama eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda Instagram'dan beni Elif'le günlük olarak takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum. Sene böyle başlasın, videolu başlasın, videolu gitsin istedim. Umarım da öyle gider. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.